Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bu aralar bayağı bir video çekmeye çalışacağım. Bir sürü malzemeler aldım. Bunları Instagram'dan duyurdum. Instagram'da paylaşımlar yaptım. Oradan görenler varsa onlar bilirler. Yeni aldığım malzemelerden bir kuple göstereceğim efendim. Bunlar çok güzeller. Çok çok güzel kalıplar. Şöyle yakından bir göstereyim. Şimdi kokulu taş yapacağız, çimento yapacağız ve gri kokulu taş, çimentoya benzeyen bir de onu deneyeceğim. Bu hafta bir gün çıktım. 2 aydır neredeyse doğru dürüst evden çıkmıyorum. Çıktım, kimyacımıza gittim Eminönü'nde. Eminönü bomboştu. Onları da paylaştım sizinle Instagram'dan. Oradan kimyacımızdan biraz alışveriş yaptım. Bu kokulu taş tozu böyle 1 kiloluk paketlerde satıyorlar. İsterseniz vakumlu, isterseniz bu şekilde. Çok güzel, tertemiz. Birer kiloluk. Eskiden poşetlere falan koyuyorlardı. Öyle değil. Muhafazası da daha kolay oluyor. Kullanması da daha kolay oluyor. Şu da gri taş tozu. Yine aynı taş tozu ama rengi beton gibi oluyor. Onu da yapacağız beraber. Ama şimdi önce beyaz taş tozuyla yapacağım. Kimyacımızdan sonra da Eminönü'ndeki çiçekçilere gittim ve küçük sukulentler aldım. Bunların içine. Çünkü bunların, bu vazoların oyuğunu tam bu vazolara göre yapıyorlar. Şöyle koyduğunuz zaman bakın tam içine oluyor. Çok güzeller değil mi? Bu ara herkes evde çiçek böcek işi yapıyor. Başka şeylerle de göstereceğim size ama önce bu kalıpları göstermek istedim. Bu arada kimyacımızı aşağıya yazıyorum Instagram adreslerini. Oradan sipariş verebilirsiniz. Kargo da yapıyorlar. Şimdi bunlar bayağı büyük vazolar. Şu hemen şöyle göstereyim. Bu vazo. Bu bayağı yani 1 kilo taş tozundan 3 tane falan çıkıyor bundan. Bayağı fazla kaplıyor. Ama mesela bazıları öyle değil. Bu mesela bundan 5 tane çıkabiliyor. Şimdi bir iki tane yapacağım size. Bir tane şu vazodan yapalım. Şöyle. Bu büyüklerden yapmayacağım. Çok taş tozu gidiyor. Çok da şimdi yapmam lazım. O yüzden ufaklardan yapalım. Bu bal kabağına benziyor. Bir tane de boyamak istiyorum. O yüzden bundan bir tane daha yapacağım. Bunlar arkadaşlar bu arada hiçbir şekilde beyaza boyamadım. Taş tozu böyle güzel çıkıyor. Şöyle bu da onun kalıbı. Bir tane de şu prizmadan yapalım. Bunu da boyarız sonra güzel olur. Bu da prizma şeklinde olan. İlginç ama buna da çok fazla taş tozu gitmiyor. Aslında normalde şunlar var bakın. Bunlarla da yapabilirsiniz. Bunlar pet şişeler. Atmıyorum ben artık hiçbir şeyi. Şunu görüyorsunuz. Mesela bunu da kesip kullanabilirim. Birçok şey için daha sonra kullanacağız bunları. Pet şişeleriniz varsa atmayın. Şöyle mesela bu benim sabun. El sabunu. Şunu bunu da kullanacağım. Bununla da bir şeyler yapacağım. Çok düz olduğu için de kolay kullanırım diye düşünüyorum. Hemen bir başlayalım. Normal su koyuyorum biraz arkadaşlar. Çok fazla yapacaksanız mesela diyelim ki 50 tane yapmak istiyorsunuz bu sukulentten. Hediye etmek istiyorsunuz bu vazolardan. Kaşıkla ölçün taş tozunuzu. Birkaç kere ölçünce kaç kaşıktan çıktığını tahmin edersiniz. Mesela bir tane kalıba ne kadar taş tozu koyacağınızı görmüş olursunuz. Dolayısıyla boşa da harcamamış olursunuz. Bunu karıştırıyoruz iyicene. Bu kadar. Bir de koku katabilirsiniz. Ben koku katmayacağım şimdi. Taş tozu arkadaşlar sıcakta çabuk kurur. Mesela sabunda, soğukta. Özellikle yazın çok hızlı kokulu taş yapabilirsiniz. Şimdi şöyle gördüğünüz bu hava kabarcıkları çok hoş olmuyor. O yüzden şöyle yere vuruyorum biraz tabanını. Ya da biraz sallıyorum. Bakın hepsi üste çıkıyor. Bunu da kolonyayla bir fıs attığınız zaman hepsi gidiyor. Şimdi hemen bir tanesini dolduralım. Şöyle kıvamını da bir göstereyim. Çok önemli değil. Çok aşırı koyu olmasına gerek yok. Zaten koyu olunca da problem oluyor. Yine bir tane yoğurt kabının kapağı şöyle koydum. Şöyle daha detaylı görmeniz için önce prizmayı yapacağım. Şöyle döküyoruz. Hatta biraz yukarıdan da dökebiliriz. Hava kabarcıkları daha iyi çıkmış olur. Kokulu taş yapımı aslında bu kadar basit. Yaptıkça eliniz alışıyor. Yaptıkça öğreniyorsunuz. Şöyle sallıyorum biraz. Bakın hava kabarcıkları yukarı çıkıyor. Salladıkça. Sonra da hemen bir fıs.
Daha böyle şekilli şüküllü girift kalıplarda bunu daha çok yaparsanız iyice kalıbın her yerine taş tozunuz girer ve boşluk kalmaz. Bakın kaldı mesela. Bunu çöpe atmamak için baştan ölçüp yapmanız gerekiyor. Şimdi ben bunu önce direkt döküyorum kabıma. Şöyle. Sonra biraz sallıyorum. Bakın yarısına kadar geldi. Sorun değil. Hemen yapıp üstüne şimdi devam edeceğim. Önce suyu koyarsanız sonradan dibinden taş tozunu kazımanıza gerek kalmaz. Arkadaşlar bu arada canlı yayın yapacağım. Her yayınımdan sonra çünkü bir sürü çeşit, bir sürü şekil, bir sürü farklı malzemeden, evdeki eski malzemelerden falan da bir şeyler yapacağız. O yüzden bir video, bir canlı yayın, bir video, bir canlı yayın yapalım. Aralardaki kokulu taşla ilgili sorularınızı da canlı yayında cevaplayayım. Ama bu videonun altına da sorularınızı yazarsanız canlı yayında önce videonun altındaki soruları cevaplandıracağım. Evet, şimdi döküyorum tekrar. Alttaki donmuş neredeyse. Sallıyorum biraz. Sanırım buna yetecek. Oo, arttı bile. İşte böyle artsanlar için de küçük bir kalıbınızı yanınızda bulundurmanız güzel olur. Ama dediğim gibi eğer 50 tane, 40 tane, 20 tane yapacaksanız da baştan ölçünüzü alın derim. Yani kokulu taşı suya kaşıkla koyarsanız kaç kaşıktan çıktığını 2-3 tane yaptıktan sonra anlayacaksınız. Aslında ben bunları çıkaracağım. Ama alışkanlık oldu dışarıda. Hep elim gibi kullanıyorum eldivenlerimi. Dolayısıyla kolonyayla temizledim. Bazı kalıplar zor çıktığı için böyle kesmemiz lazım. Ama bu kesim yanlış. Bunu ben kesmedim. Daha önce kokulu taş videolarında Instagram'da söylemiştim. Bunu böyle zikzak şeklinde keserseniz buradan akıtmaz. Şimdi bir tane de bundan yapmak istiyorum. Onlar kururken şöyle bir tane lastiği alıyoruz. Ve şöyle geçiriyoruz buna ki oradan kokulu taş tozumuz akmasın diye. Şöyle tam yerine oturtuyoruz. Evet. Bir tane daha lastiğim olsa daha iyi olurdu. Bu yine de akıtabilir. O yüzden şöyle yoğurt kabının kapağına koydum. Şimdi biraz su koyuyoruz. Biraz taş tuzu. Instagram'da O Kozalak var. Arkadaşımın Instagram sayfası. O bu kızlardan çok yapıyor, boyuyor, süslüyor, çok güzel yapıyor. Öyle şeyler yapmak istiyorum ben de. Aslında beraber geçen yıl bir video çekecektik ama bir türlü müsait zaman nasip olmadı. Yapamadık. Sanırım bu yeterli olmayacak ama ben biraz döktüm. Şimdi şöyle vuruyorum biraz otursun diye. Şuradan akıtmıyor gördüğünüz gibi lastik bağladığımız için.
Evet, yine taş tuzum arttı. Böyle yapamayacağım galiba. Şurada bir tane de baykuşum var. Bir tane de ondan yapayım madem. Biraz daha katayım. Çünkü baykuşa çok fazla gitmiyor. Yine baykuştan da en az 4 tane yapabilirsiniz 1 kilo taş tozuyla. Tane de baykuş yapalım. Bunu da boyarız. Şimdi bu kalıpların fiyatları gramına göre değişiyor arkadaşlar. Mesela şunun kalıbı sanırım 80 lira falan olması lazım. Bunların fiyatını bilmiyorum ama bunlar da yine 100 lira civarı. Dediğim gibi bunları kimyacımızın Instagram sayfasından bakıp onlara sorup öğrenebilirsiniz. Ben yine delirmiş gibi çok fazla kalıp aldım. Kalıplarımdan, yaptığım taş tozlarından çekilişle hediye etmeyi düşünüyorum size. Bitsinler, canlı yayında bakarız. Bir dahaki videoda böyle bir şey yapalım. Şimdi yapacağım, boyayacağım, süsleyeceğim bir sürü olacak. Bunları çekilişle size hediye etmek istiyorum. Kalıptan da hediye ederiz. Kimyacımızla da konuşuruz. Böyle bir şey yaparız. Bu videodan sonra canlı yayın yapıp bu videonun altındaki soruları cevaplamayı ve canlı yayında da sizin yine sorularınızı cevaplamayı istiyorum. Ondan sonraki videomda da çekiliş yaparız. Biraz yapayım, boyayayım, süsleyeyim, hazırlayalım birlikte. Birlikte karar verelim, birlikte süsleyelim. Sonra o süslediklerimizi size gönderelim. Şimdi biraz bekleyelim, kurusunlar. Ondan sonra beraber açalım. Neredeyse kurudu sayılır. Çok da sabırsız bir insan olduğum için çok bekleyemiyorum ben. Şimdi şöyle iki tarafından tutuyoruz. Ne kadar kolay çıktığını size göstereceğim. Şöyle bastırıyoruz. Aynı zamanda şuradan da bastırıyoruz. Çünkü orası içine giren kısım. Sıcak, sıcacık. Şu şekilde kalıbımızı tamamen ters çevirebiliyoruz. Kalıplar çok güzel arkadaşlar. Hem esnek hem sağlam. Şöyle çıkarıp bunu tertemiz yıkayabiliriz. Çünkü beyaz mesela beyazlık kalmış olabilir. Gri taş tozu döktüğümüzde özellikle de gri taş tozu ve çimento döktükten sonra beyaz taş tozu dökeceksek mesela bakın şurada bir tane siyah nokta var alamadım bir türlü. Heh. Kalıplarınızı her zaman yıkayın, öyle kaldırın. Şöyle bakın çok kolay. Hemen tekrar geri döndü. Böyle bir sıcacık bir vazomuz olmuş oldu. Güzel oldu mu? Mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Bu da şu lastikle bağladığımız kızımız. Görüyorsunuz. Şöyle çıkıyor hemen kolaycana. Bakın. Bu şekilde. Ama şimdi bir de bunu çıkardıktan sonra bakın içe giren kısım var. Onu da şöyle çekerek yavaş yavaş çıkarıyoruz. Şunu da hemen çıkaralım. Ay sıcacık. Bir sürü vazomuz oldu. Bu hangisiydi? Bu çok güzel bir kalıp. Çünkü hem çok az kokulu taş gidiyor, hem de kolay çıkıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Bakın dediğim leke olmuş mesela. Ama hemen yık şöyle geçiyor. Böyle ters çevirip rahat rahat yıkayabilirsiniz. İşte. Şöyle kızdan yapmıştım ben daha önce.
Biraz ekim yaparken kirlettim ama olsun. Boyamayı düşünüyorum zaten. Bu sukulent değil arkadaşlar. Bu çiçek benim normal menekşelerimin dibinde biten böyle hani böyle yararsız otlar vardır ya, bir tip gerçek bitkinizin de besinini alır. O bir türlü onu ne yaparsanız yapın o her yerde yetişir. İşte o dibindeki bu. Ben onu aldım ve bunda gayet güzel oldu. Hiç ölmeyen bir çiçek. Tıpkı sukulent gibi, kaktüs gibi ölmüyor. Çok kuvvetli yani, de söylemek istediğim o. Çok güzel oldu. Çok güzel yapılıp hediyelik olarak dağıtılabilir bu. Zeynep'in en sevdiği. Başka çıkarmadığımız kaldı mı? Bir de baykuşumuz var. Şöyle. Baykuşu biraz zor çıkarıyorum. Kesmek de istemedim kalıbı. Şöyle göstereyim. Baykuş yine bakın ince olduğu için bu kısmı çok daha az kokulu taş gidiyor. Çok daha fazla yapabilirsiniz. Bunların, bu baykuşun bu tüylerini, gözlerini falan boyayalım birlikte. Daha sonraki videolardan birinde. Aşağıya mutlaka sorularınızı bekliyorum. Canlı yayında onları cevaplayacağım. Bildirimlerinizi açarsanız canlı yayını açtığımda size bildirim gelir. Mutlaka canlı yayına da bekliyorum. Görüşmek üzere.